Videoya geçmeden önce 15 Mart'a kadar sürecek olan Sulu Meyve Karaborsa Goy Patlaması çekilişimiz var arkadaşlar. Şartları resimde görüyorsunuz. Herkese bol şans. Selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Tekrardan bir takas videosuyla daha beraberiz ve bu videoda diğer takas videolarının aksine daha değişik bir şey yapacağız. Bu videoda tek bir tane eşya alacağım ve bunu size göstereceğim. Bunu size göstermemin sebebi ise bu eşyanın çok özel bir eşya olması. Zaten videonun ilerleyen saatlerinde de göreceksiniz. Bu eşyanın fiyatına beraber bakacağız. İşte ne bileyim ilanı beraber vereceğiz. Adamla pazarlığı beraber yapacağız. Bütün aşamaları sizlere göstereceğim. Ve benim gözümden ihtiyacım olan bir eşyayı sizler de nasıl alabilirsiniz? Aynı zamanda böyle takas nasıl yapılır tarzı bir video olacak ve eşya incelemesi videosu olacak. Ama öncelikle alacağım eşyayı göstereyim ve alacağım eşyayı göstermeden önce de aşağıdan videoyu beğenme ve bu tarz takas videolarının devamını istiyorsanız güzel bir like atmayı ve kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler arkadaşlar. Şimdi geldik Rocket League Insider'a. Bu siteyi tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bilmeyenleriniz olabilir. Eşyaların fiyatlarına bakma sitesi. Rocket League eşyalarının fiyatlarına. Şimdi bakın alacağımız eşya şu arkadaşlar, daha çıkalı 30 gün olmadı. Titanyum beyazı Air Strike alacağız ve ben bu eşya için yaklaşık bir 4000 kredi bütçe ayırdım. Neden 4000 kredi olduğuna geleceğim birazdan ama hedefim bunu 3500-3800 arası bir fiyata kapatmak. Şimdi arkadaşlar bir eşyayı göstereyim, bir görün. Bakın bir gol patlaması. Buradan şöyle bir daha göstereyim. Bakın nişan crosshair çıkıyor dedim bunu. Aynen crosshair çıkıyor ve buradan füzeler yağıyor ama bu yağan füzeler arabaları patlatıyor. Bayağı bildiğiniz arabaları patlatıyor. Oyunda falan da göreceğiz zaten aldıktan sonra. Ve biz bu eşyayı alacağız. Bu eşyanın fiyatına bakıyoruz şimdi. 4800 maksimum fiyatı var. Güzel, fena değil. 4400 de minimum fiyatı var. Şimdi eşyaya bakın. Daha çıkalı gördüğünüz gibi tüm zamanlar da diyemiyorum. Çünkü 3 aydan eski değil. Bakıyorum. Tamam, burada 9000-11000 kredi arası eşya çıkış yapmış. Bakın düşüyor, 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 düşüyor. Peki ben niye bu eşyayı daha düşmeden almadım onu söyleyeyim. Çünkü şöyle, ben bu eşyayı denemek istedim ve ucuzdan bulacağımı inanıyorum. Eğer eşya yine düşerse de sonradan satabilirim. Zaten görüyorsunuz bakın stabil gidiyor, bir tık düşüyor. Stabil gidiyor, düşmüş, artmış. Sonra burada bir sert düşüş yapmış. Bir de ben sert düşüşe güvendim arkadaşlar. Çünkü bayağı düşmüş. Biraz stabil gider diye düşündüm. En azından bir iki maç kullanırım. Bir iki maç demeyeyim de bayağı bir kullanırım. Ondan sonradan satarım diye düşündüm. Şimdi bakın fiyatı aldık değil mi? Geliyorum buraya. Rocket League Garage yazıyorum. Bakalım insanlar bunu kaçtan satıyormuş. Bir de buna bakalım. Şimdi buradan geldim. Air Strike yazıyorum, tamam mı? Bütün her şeyi adım adım sizlere gösteriyorum. Titanium White dedim. I want this item diyorum, bu itemi istiyorum diyorum. Bakalım ilk başta kaça satıyorlar, buna bakacağız. Tamam, şimdi onayladım, bunu geç. Sadece kredi isteyenlere bakacağım. 3900 güzel, 4200 güzel, kredi istemiyor, geçtim. 4650 bu biraz uçmuş, bu bayağı uçmuş, bunu geçiyorum. Bakıyorum 6500, ha bu striker ama bunu da geçiyoruz. Bizde sertifikası lazım. 4600 tamam, yani ortalama 4000 ile 4600 arasında satıyorlar. Hadi biz 4800 diyelim, tamam mı? Şimdi geldim buraya. Bakalım alanlar kaçtan alıyor bunu. Tabii çok saçma fiyatlar çıkabilir arkadaşlar. Onu biz kendimiz yorumlayacağız. Bakalım 3500 makul, güzel. Bakıyorum 3810 güzel, iyi fiyat veriyor. Bakıyorum 3580 makul, güzel, fena değil, zor ama alabilir. 2700 bu hayatta almaz arkadaşlar, çok uçmuş bu. Ama gördüğünüz gibi aralık 3500 ile 3800 arası. Biz ne yapacağız? Geleceğiz buradan, new trade diyeceğiz, yeni takas ilanı vereceğiz. Air Strike yazdık, tamam mı buraya? Tabi kasıyor biraz da site. Burada bu arada 2100-2300 diyor ama bu normal olan arkadaşlar, kafanız karışmasın. Biz Titanium beyazına bakacağız. Buradan geliyorum. Titanium White dedim. Bakın buraya koydum. Once çünkü istiyor demek. Buraya da kredi koydum. Şimdi ben şansımı 3500'den deneyeceğim. Zor ama biraz vaktim var. Baktım böyle bir 2 saat geçti. 3 saat geçti. Hala satılmadı. 3800'e kadar çıkacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi buraya geliyorum. Ne yazıyorum biliyor musunuz? Şöyle yazıyorum. 3500 credits for Titanium White Air Strike. Add me. I'm online dedim ki 3500 kredi Titan White Air Strike alıyorum, beni ekleyeyim online'ım dedim. Epic ID'mi yazıyorum ve olayı bitiriyorum. Buradan da Steam Epic Games'i işaretliyorum. Şimdi ilanın bu kısmı bitti. Bir de Discord sunucularına ilan verelim.
Şimdi geldik, bir de Discord sunucularına nasıl ilan vereceğiz? Bakın Rocket bu arada tam tamına 1, 2, 3, 4 tane Discord sunucusuna ilan vereceğiz arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Şimdi bu adamın ilanını kopyalıyorum. Şöyle yapacağım, düzenleyeceğim tabii bunu. Buraya geldim, Trading PC kanalına. Her yerine Titanium, pardon, buraya 3500 kredisi yazıyorum. Tamam mı? Vanta da istiyor yani. TV Strike, yani Titanium White Strike. Tamam, kopyaladım ve yapıştırdım, tamam mı? RL Insider'a geliyorum. Bu da farklı bir Discord sunucusu. Buraya da yapıştırdım. Rocket Garage'a geliyorum. Buraya da yapıştırıyorum. Rocket Planet'e geliyorum. Şimdi burada takas kanı biraz sıkıntılı bir yerde. Buraya da geliyorum. Yapıştırıyorum. Ve adamları beklemeye başlıyorum. Dediğim gibi 3500'e bulamazsak 2-3 saat içerisinde teklifi 3800'e kadar çıkaracağız. Yani en kötü 4000'e kadar çıkaracağız arkadaşlar. O zaman adamları beklemeye başlıyoruz. Ben takas olunca geliyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki 3500'e ilan koymuştuk ama alamadık ve 3750'ye adamla anlaştık. Yani çok iyi bir şey mi yaptık, anlaşma yaptık? Hayır, ama çok kötü de değil. Bunun fiyatı bu arada sürekli düşüyor ama bence daha düşmez diye düşünüyorum. Bakın hava saldırısı abi mükemmel ya, ve alıyoruz abi 3750'ye. Son zamanlarda bayağı düştü. Eğer düşmeye başlarsa, düşmeye başladığı an bu arada kesinlikle satacağım. Tamam, bir sıkıntı yok. Aldık abi paşalar gibi. Şuradan takas yapılsın. Gördüğünüz gibi hava saldırısı Titan beyazı. Thank you diyelim, good luck diyelim ve oyun içinde şuna bir bakalım. Evet, şimdi şu bir Titan White Airstrike'ı damat kombinimizi deneyim. Biliyorsunuz benim prezetim arkadaşlar siyah ve beyaz tonları aralıklı. Ve ben Backsmart kullanmıyorum. Onu da baştan belirteyim arkadaşlar. Yani her şey kendi doğal eşyalarım. Şimdi bakalım. Şöyle bir görelim abi. Gösterecek mi? Dur. Şöyle yapalım. Abi bir şey değil mi? Çok güzel ya. Çok güzel gözüküyor. Şuna bir daha bir oyunda bakmamız lazım. Bir de oyuna bakıp geliyorum ben arkadaşlar. Şimdi oyuna girmeden önce bir eğitimde bakalım şuna. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu gol patlaması arabaları falan patlatıyor. Göreceksiniz zaten şimdi. Tabi burada görmeyeceksiniz ama şöyle bakın, bir gol atalım. Şöyle vuralım. Abi bir şey diyeyim mi? İnanılmaz güzel gözüküyor. Bak gerçekten ya, kendim için söylüyorum, bu zevk meselesi ama oyunun bence açık ara en iyi gol patlaması abi, açık aramda yani. Bu tabii ki de sizin için değişebilir, zevk meselesi, şey meselesi, ama bana göre abi çok iyi. Bir de şuna maçta bakalım, 4v4 açacağım bilerek, çünkü dediğim gibi arabaları patlatıyor. Bakalım 4v4'te kaç tane araba birden patlatacak, bir de onu görelim. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.
Evet, gol patlamasını iki şekilde de gördünüz arkadaşlar. Daha doğrusu iki şekilde değil de işte iki farklı açıdan da size göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir yeni gol patlamasını. Bence ucuza aldık. Tabii ki de fiyatı falan düşerse sonradan satabilirim bunu. Ama yorumunuz önemli tabii ki de. Gol patlaması ne yapayım? Elimde tutayım mı? Fiyatı düşer mi? Artar mı? Yorumlarda onu bir tartışalım sizlerle. Şimdilik benden bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yeah, my life is lovely now.